little bit crazy. Little bit, no. Pattaya'nın kaçamak adasına götürüyoruz arkadaşlar. İlyas, biz şimdi şöyle bir bara girdik. Biz burada ne harcarız? Türklerin yoğun geldiği bir yer burası. Görüyorsunuz ortalık cıvıl cıvıl olmuş. Ev fiyatları gerçekten çok uygun. İlyas, biz Tayland'da yaşasak nasıl olur? Tayland'a yerleşebilir miyiz gibi şeyler var. İlyas, biz telefon alacağız derseniz de. Selamlar arkadaşlar. Neredeyiz? Pattaya'dayız. Bugün hem Pattaya'nın sokaklarını gezeceğiz hem de sizlere bu videoda toplu olarak Tayland'da ucuza ve pahalıya neler yapabilirsiniz, neler alabilirsiniz, buraya gelince dikkat etmeniz gereken konular hakkında da bilgiler vereceğim. Yani dolu dolu bilgili bir video olacak. Tayland hakkında bildiğim her şeyi anlatacağım sizlere. Gelince yabancılık çekmeyeceksiniz. Öyle bir video olacak diye düşünüyorum. Şimdi böyle sokaklardan Beach Road'a doğru çıkalım. Walking'in oralardan, ara sokaklardan hem gezelim hem de ben size her şeyi anlatayım. Şimdi 3-4 gün sonra yılbaşı geliyor arkadaşlar. O yüzden ve Tayland'ın şu anda tam sezonu, yüksek sezon başladı sayılır. Yani şu sıralar gelecek olursanız birazcık konaklama fiyatları arttı. Tavsiye edeceğin yer var mı bize diye soruyorsunuz bana. Şöyle tavsiye edeceğim bir yer yok. Ben de bu sefer mesela ev falan tutmadım. Ucuz, uygun otellerde konaklıyorum. Fiyat aşağı yukarı 15-17 dolardan başlıyor. Şu an yüksek sezon olduğu için 20-23'lere falan anca bulabiliyorsunuz. Yani ortalama fiyatlar 15-20'den başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Konaklama için 2 kişilik otel odaları. Bunu Booking'den bakabilirsiniz. Airbnb birazcık pahalı. 40-50-60 dolarlara çıkabiliyor geceliği. Ona göre tercih size kalmış. Dediğim gibi hem parası olanlar hem de az parası olanlar için bütün seçenekleri göstereceğim bu videoda. Sokaklarımız cıvıl cıvıl. Her yerde bir şeyler var yani. Masajından, berberinden, lokantasından, marketinden, seyyar satıcısından dolu dolu bir ülke. Şu elektrik telleri var ya, hani birazcık böyle olmasa, yani aşağıda olsa, bir yerde olsa daha da şık gözükecek buralar ama hazır görmüşken söyleyeyim. Bakın burada Grab var. Arkadaşlar Tayland'a geldiğiniz zaman Grab uygulamasını indirin. Ondan sonra bir de Bolt uygulaması var. Onu da indirin. Bu ikisi size çok lazım olacak. Grab'den yemek siparişi falan verebilirsiniz. Oradan da taksi çağırabiliyorsunuz ama taksi işini Bolt'tan yapmanızı tavsiye ediyorum. Orada fiyatlar daha ucuz. Zaten Tayland'da her yerde mototaksi, tuk tuk bunları görebiliyorsunuz. Ama şu anda mesela merkeze bir yere gideceğim değil mi? Şuradan bir motorcu durdursam bana diyecek 70-80-100 baht civarında, mesela 50 baht. Ama mesela Grab'e giriyorsunuz 30 baht, 35 baht. Sabit bir fiyat var yani. O yüzden pardon, Bolt'a giriyorsunuz. Oradan çağırabilirsiniz. Hemen geliyor zaten. Aynı motor da çağırabiliyorsunuz oradan. Araba da çağırabiliyorsunuz. Walking Street'in girişine doğru gidiyoruz. Buralar akşam cıvıl cıvıl oluyor. Şu an sezon geldiği için çok fazla bir kalabalık var arkadaşlar. Bir önceki videolardan biliyorsunuz Tayland'da işte bazı maddeler de serbest olduğu için artık hani burası limitsiz bir yer oldu. İnsanlar akın akın geliyor. Hem burada fiyatların uygun olmasından dolayı hem de istedikleri her şeyi yapabildiklerinden dolayı insanların tercihi artık Tayland oluyor arkadaşlar. Çünkü çok da güzel bir ülke. Şimdi diyelim ki havalimanına geldiniz. Uyguna biletinizi buldunuz ya da aldınız, bir şey yaptınız. Bangkok'a indikten sonra Pattaya'ya gelecekseniz arkadaşlar alt kata iniyorsunuz. Sorun ya, Pattaya bas diye sorun, hemen zaten aşağıda gösterirler. 160 baht civarında olması lazım. 2 saatlik bir yolculukla Bangkok'tan Pattaya'ya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ha, taksilerle gelmek isterseniz taksiler de 1000 baht, 1500 baht civarında fiyat çekebilir. Taksiyle de gelebilirsiniz. Parası olanlar için, bakın, parası olmayanlar ve parası olanlar için ikiye ayırıyorum videoyu. İki şekilde de nasıl isterseniz burada her şey mevcut. Parası olmayan da eğlenebilir. Parası olan daha çılgınca da eğlenebilir arkadaşlar. Gündüz buralar bomboş. Gündüz Walking Street böyle kapalı. Bütün mekanların hepsi kapalı. Seyyar satıcılar kurulmuş. Birazdan buraya girelim. Ben burada parası olanlar neler yapabilir, parası az olanlar neler yapabilir, onları göstereceğim sizlere. Şöyle bir Beach Road'a doğru gidelim. Burada her yer masajcı zaten. Sonra nelere geleceğiz? Dediğim gibi yemek uygulamalarından, taksilerden bahsettik. Konaklamadan bahsettik. Dediğim gibi Booking'den bakmanız, araştırmanız lazım arkadaşlar. Ama yine de bazı otellerde yani puanı düşükse ben tavsiye etmem arkadaşlar. Ona göre bir yer ayarlayın. Ya da 1-2 günlük ayarlayın ki beğenmezseniz hemen başka yere geçersiniz. O konaklama işlerini de öyle ayarlarsınız. Gerçekten Tayland ekonomik. Yani kaç parayla gelirsek eğleniriz İlyas derseniz, ben o fiyatı bilemem. Ama size şimdi bütün fiyatları göstereceğim, söyleyeceğim. Siz de kafanıza ona göre şey yapın. Kaç para harcarım diye hesaplamanızı yaparsınız. Ulaşımlar, bir yere gideceğinizde mototaksi kullanırsanız 35 bahttan başlıyor arkadaşlar. 1 dolardan başlar. 2 dolar 3 dolar maksimum, yani bulmaz bile mototaksiyle. Burada Pattaya'nın her yerine falan gitseniz. Arabada 2 dolar 3 dolardan başlıyor. Bakın tekneler falan. Her yer tekne. Niye derseniz, şurada ileride zaten Marina da var. Şimdi şöyle yapalım. Biz geçen gün Ata'yla birlikte karşıya adaya gittik. Kohlağan adası var karşıda arkadaşlar. Pattaya gelirseniz zaten yapacağınız aktivitelerden birisi o. Adaya gitmek. Ne oluyor? Hafta sonları falan insanlar gidiyor. Bu Pattaya'nın karmaşıklığından kurtulmak için veyahut da kafa dinlemek için karşıya adaya geçiyorlar. Bir gece konaklamalı şekilde adada kafa dinliyorlar, eğleniyorlar. Biz de Ata'yla birlikte adaya gittik. Şimdi adaya nasıl gidersiniz ve maliyetleriniz neler olur? Adayı göstereceğim. Sonra geleceğiz. Pattaya City'de neler yapabilirsiniz? Onlara bakacağız. Bu arada adaya geçmeden önce Ata yeni YouTube kanalı açtı. İşte farklı videolar paylaşacak arkadaşlar. Yani ilgisini çeken arkadaşlar da o kanala, Ata'nın kanaldan izleyebilirler. Şimdi adaya bakalım. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Bugün sizleri Pattaya'nın kaçamak adasına götürüyoruz arkadaşlar. Evet. Yanımda Ata var. Ata'yı biliyorsunuz zaten. İki seçenek var. Bir büyükler. 30-40 baht bir şey büyükler. Onlarla ama bayağı uzun sürüyor ve saatleri yani 2 saatte bir falan herhalde. İsterseniz de böyle hızlı feribotlar var. Onların fiyatı da 250 civarında. 200-250 baht. Onlarla 15-20 dakikada hemen jet gibi gidiyorsunuz karşıya. Çok fazla bekleyen var zaten, hemen sizi hızlı bota alalım derler. Bir de karşıda gördüğünüz gibi büyük var, böyle 2 katlı büyük tekneler. Doldurmuşlar ya. Geldi galiba adaya. Şimdi burada gelince önceden otel kiralamazsanız burada da kalacak yer buluyorsunuz zaten. Opsiyon çok. Onun haricinde görüyorsunuz her yer motor. Çünkü gelince direkt motor kiralıyorsunuz. Bakarız birazdan biz de bir tane, yani birer tane motor kiralarız. Çünkü her yere motorla gezeceğiz adada. Bak direkt hemen motobike diye söylüyor. İşte neye koparırsa günlük 150 mi olur, 200 mi olur, 300 mi olur baht olarak öyle ayarlıyorlar. Neyse gezeceğiz ya, bir adada bir takılalım, bir tatil yapalım değil mi Ata? Tabii. Tatile ihtiyacımız var. Modumuzu yakalayalım. Aynen. Adada her şey var. Yemek yemeye de gideriz. Her şeyi, fiyatları da göstereceğim size. Gelirseniz burada yani bir günlük, genelde bir gece konaklamalı şekilde kaçamak yapıyor herkes buraya. Pattaya'da sıkılan o eğlencelerden falan. Ama şu an yüksek sezon işte. O yüzden fiyatlar artmaya başladı. Motor mu kiralayacağız? He? Burası çok sakat ama ya. Yollar çok küçük. O yüzden you crazy. Just yeah. Little bit. Little bit? Yeah, Akim, no. A little bit crazy. Little bit? No. I don't like little bit. I'm sorry. No. I like King Kong. I like crazy girl. Yes. King Kong. Crazy also. Crazy. No. Shh. Don't say everybody now. This is secret. Şimdi adaya geldiniz. Genelde hep deriz ya, böyle ada yerlerinde, sahilin kenarındaki beachlerde yemekler pahalı olur. İşte alkoller veyahut da içecekler pahalı olur. Doğru mu? Başka yere gitsek tabii. Aşırı pahalı sanır. Ama Tayland'da öyle değil ya. Şimdi mesela bakın, bu kadar yemek söyledik. Pilavı var, yumurtası var, böyle tavukları, salataları, onlar onu, çorba var, içecek var. Bakalım hepsine kadar tutacak. 1200 baht. Değil mi? 1200 baht. Ve deniz karşında. He, deniz burada. Yani 5 kişi karnını doyuruyorsun. Tabii. Ve içkisiyle, miskisiyle yani. Kişi başı 150 lira anca olur yani. Tabii. O kadar yemek yiyorsun. Yani ucuz yani. Tayland bu yönü çok cezbediyor. Ucuzluğu. Yani motorlar bile bak 200 baht'a kiralıyor. 200 mü 300 mü? 250 baht yaptı. 250 mi yaptı? Aynen. Ama mesela biz yarın vereceğiz diye. Evet. Yani. Normalde buraya geldiğin zaman, günübirlik kullandığın zaman 200 baht. Evet. Para değil. İsterseniz zaten hani motor kullanamıyorsanız da şey de var. Tuk-tuk ve mototaksiler de var tabii, burada. Tabii. Güzel mekan. Welcome Thailand, yes. Welcome to Thailand and welcome to me. Pattaya? Yeah. Yes. Everybody welcome. Karnımız doydu. Şimdi yüzmeye geldik. Dediğim gibi burada çok fazla plaj var. İyi, seni çekiyor. Dön de arkadan da alalım. Böyle bir koya geldik. Ama buraya geliş bayağı sıkıntılı. Çok engabeli yollardan geçtik. Şimdi geri dönüyoruz. Baksanıza, iskele kırılmış. Normalde iskeleyle geliyorsunuz ama şurada böyle bir bayağı engabeli bir yol var. Baksanıza, bayağı kayalıklı bir yoldan geçiyorsunuz ama orası çok sakin. Böyle çift olarak takılmak isteyenler olursa, ne bileyim, arkadaş ortamıyla çok kafa dengi bir yer orası. Akşam yemeği için geldik. 300 bahta sınırsız bir restoran burası. Bütün balık ürünlerinden bakın sınırsız yiyorsunuz. 300 baht. Abi sınırsız şekilde ürünlerinizi alıyorsunuz. Böyle İster mangalda, ister böyle haşlayarak ya da burada böyle pişiriyorsunuz. Pilavlar, içecekler sınırsız. Her şey sınırsız. Ama tek olması gereken tabakta bir şey bırakırsanız cezası var. Çok güzel bir uygulama. Gelin, içecek nasıl alınır? İçecek mi? Nasıl alınır? Baksanıza, herkes karideslerinden tutun yengeçlerden her şey, içecek sınırsız. Aldık. Sen burada soğuk çaylar. Tabii, o da var. Bakın bunlar var. Şurası şöyle full sınırsız. Şöyle gidiyor. Tavuklar, balıklar olsun, her şey var. İstiridyeler, soslar. Çok güzel bir şey. 300 baht yani 150 lira gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar kişi başı. Bak orada yazıyor 500 baht diye. Eğer tabakta bir şey bırakırsanız. Bakın mis gibi pişiyorlar. Bak karidesler oldu. Karidesler oldu mu? Tabii yanıyorlar bile. Of 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 of. Oo. Günaydın arkadaşlar. Burası konakladığımız yer. Günlük 30 dolar verdik buraya. Şimdi artık aradan ayrılıyoruz. Günaydın gençler. Hava güzel. Yarım saat sonra tekne kalkacak. Motorları teslim ettik. Bir kahve alalım. Her yer motor ya. Şimdi paranız olsa da paranız olmasa da masajların fiyatları belli arkadaşlar. Ayak masajları ortalama 150-200 baht civarında. 200 bahtı genelde geçmiyor. En iyi yere de gitseniz en fazla 250 olur ayak masajı 1 saat boyunca. Oil masajlar, yağ masajları da vücut masajı aşağı yukarı 300-350. Yani maksimum, fazla da bir şeye çıkmaz. Genelde bütün masajcıların hepsinde fiyatlar aynı. Her yerde 7-Eleven var. Alışverişlerinizi burada yapabilirsiniz. Sahil bölgesinde çok iyi restoranlar var. Parası olanlar da o restoranlarda ne bileyim yani iyi fiyatlara 50 dolarlara 100 dolarlara çok güzel vakit geçirip böyle iyi yemekler işte şarabını, alkolünü, başka şeylerini, kokteyllerini içerek böyle iyi fiyatlara lüks yaşayabilirler. Şimdi Walking'e girelim. Bu arada sizlere yani teşekkür etmek istiyorum. Neden? Ben bir süredir Pattaya'dayım. Hem hastaydım, dinlendim. Çok fazla Türk var arkadaşlar. Türkler çok gelmeye başlamış. Ve sokakta da tanıyorlar beni. İşte İlyas senin videolarını izledik, buraya geldik diye. Gerçekten mutlu oluyorum. Birilerine göstermişiz buraları. Onların gelmesini sağlamışız buralara. Ne bileyim benim verdiğim bilgilerle hareket etmişler. Memnun kalmışlar. Yani o yüzden şu anda daha da bilgilendirici video çekmek istiyorum sizlere ki gelince burada yabancılık çekmeyin arkadaşlar. Yani herkes gelip buraları görsün. Tayland gerçekten çok güzel bir ülke arkadaşlar. Ya tamam gece hayatıyla şeyle bahsediyoruz ama normallere yapılacak çok güzel şeyler var burada. Onlardan da bahsediyoruz zaten yeri geldiğinde. Dediğim gibi Walking Street'in gece halini zaten hep gördünüz. Bu videoda da dedim ki sizlere gündüz nasıl burası onu göstereyim. Gece zaten buralar akın akın arkadaşlar. Sezonda geldiği için. Bu arada buralara gelenler bilir. Etrafta çok fazla Hint restoranı görüyorsunuz. Hintliler de çok fazla burada. Evet, Walking'e giriyoruz. Dediğim gibi gündüz hiçbir şey yok. Gündüz arabalar girebiliyor. Akşam arabaya falan her şey trafiğe kapalı. Burası canlı müzik olan bir yer arkadaşlar. Böyle işte canlı müzikli bir bar diyebiliriz. Bayağı da doluyor buralar. Atagil'in dükkanda girişte hemen yanında 7-Eleven var. Sonra işte gece hayatlarında ne harcarız İlyas derseniz bakayım şöyle, evet güneş ters ama yine de iyi görünüyor. Buralarda yine oturduğunuz barlar. Şimdi diskolara geleceğiz ve tabii ki buradaki agogolar. Agogo ne derseniz Türkiye'deki gazinoların üst limitli hali diyebilirim yani, daha farklı nasıl açıklayayım. Agogo arkadaşlar. Yani girerseniz içeride çok farklı, aynı gazino sistemi gibi değişik bir ortam ama daha farklısı. Çok çeşitlisi de var. Agogolar meşhurdur burada. Yok mu şurada bir agogo ya? Dışarıdan göstereyim. Önlerinde zaten agogonun bir sürü kız olur akşamları. Eski videolarımda izleyenler bilir. Yılbaşı yaklaştığı için her yeri süslüyorlar. Bakın burası bir agogo. Gogo bar. Kızlar size içeride eşlik ediyor, öyle söyleyeyim. Oraya girerseniz iyi para harcayabilirsiniz. Parası olanlar da güzel eğlenebilir. Burada buzlu bir bar var. Eksilerde. Her yer sokak yemeği, sokak satıcılarını görüyorsunuz zaten. Çok güzel yani. Ne ararsanız 7/24 bulabiliyorsunuz bu ülkede. Yani Rus barlarından tutun, Rus agogolarından tutun. Çeşit çeşit klaplar. Size burada bütün aklınıza gelebilecek bütün seçenekleri sunuyorlar. Agogolar yine aynı. Klapları göstereceğim. Şimdi gelince nasıl bir klapta eğlenebiliriz derseniz onlara bakacağız. Neler yapıyorlar bakın. Çeşit çeşit, bizdeki sulu yemek kültürü gibi. Bakın burada Lucifer var, yine bir disco. Burada da canlı müzik yeri var oranın. Yani bütün seçenekleri sunuyorlar sizlere. Bakın burada farklı bir agogo var. Şöyle bak, içeride direkleri görüyorsunuz. Öyle anlayabilirsiniz. Ne kadar para gider? Dediğim gibi çok gider arkadaşlar. Ya durumunuza bağlı. İsterseniz gider bir bira içer de çıkarsınız, bakarsınız sadece. Ama işte bana eşlik etsin derseniz öyle gidebilir. Bakın çok fazla var agogo. Çünkü insanlar gerçekten ilgi gösteriyor ki bu kadar agogoyu açıyorlar. Çok kaliteleri de var. İşte dediğim gibi parası olanlara göre alt seviyeleri de var. Ha İlyas, geldik biz bir diskoya gidelim, eğlenelim, dans edelim derseniz de şöyle size şimdi o diskolardan göstereceğim arkadaşlar. Bu arada hava sıcak. Havalar güzel yani, artık yağmur yok. Ben bayağıdır buradayım, hiç yağmur yağmadı. Çünkü sezon bitti, yağmur sezonu bitti. Artık şeyler başladı. Orayı geçtik mi ya? Ya şurada mıydı? Gündüz olunca ışıklar yok ya arkadaşlar. Ha, burada Türk restoranı da var. Işıklar olmayınca bazı yerleri karıştırıyorum. Bir Republic vardı, o biraz arkada kaldı. Heh. Bakın burası Aybar arkadaşlar. Insomnia diye geçiyor. Burası genellikle içeri girdiğinizde masalarda Türkleri görebiliyorsunuz. Türklerin yoğun geldiği bir yer burası. İçeride çok fazla Türk oluyor akşamları ve bayağı da güzel bir club yani. Burayı şeye yazabilirsiniz, gelinecek yerlere. Burada mix var yani, MECT işte club. Şu aradan giriyorsunuz. Şöyle orada ileride. Orası da güzeldir. Oraya da bakabilirsiniz geldiğiniz zaman. Burada da şey var, Panda var arkadaşlar. Club Panda. Burası genellikle yoğun olarak Korelilerin ve Kore'yi seven Taylandlıların takıldığı ve Taylandlı kızların da Koreli kızlara benzediği, kendini benzetmeye çalıştığı, içeride yoğun bir şekilde belli olan bir club arkadaşlar. İçeri girince direkt anlıyorsunuz zaten, öyle Kore tarzı herkes. İçeride öyle görebilirsiniz. Onu sevmek isteyenler de oraya gidebilir. Dediğim gibi zaten ot her yerde arkadaşlar, ama her yerde yani. Artık serbest buralarda. Onu da isteyen ilgilenir, isteyen ilgilenmez. Tayland'da seçenekler çok fazla. İlyas, biz şimdi şöyle bir bara girdik, biz burada ne harcarız derseniz de içeride arkadaşlar genellikle bütün klaplarda şeyler, biralar aşağı yukarı 160-180 baht arasında değişiyor. Şişe açarsanız da onlar da aşağı yukarı şişenin durumuna göre 2000-3000 bahtlardan başlıyor. Duruma göre gidiyor. Bahtı da ikiye bölerseniz TL fiyatını bulursunuz. Şu anda da 1 dolar 34-35 baht seviyelerinde değişiyor. Burada atışçı abimiz de var. Agagolarda da aşağı yukarı biraların fiyatları aynı arkadaşlar. Mekanlarda genelde anlaşmışlar gibi ama mesela şöyle herhangi normal bir bar tarzı oturduğunuz yerlerde ise biralar biraz daha fiyatları uygun. Yani ne olur? 120'ye düşer, 100'e düşer. Bazı ara sokaklara gidersiniz. İndirimli olur 90'a, 80 bahta. Oturup bir bira içebilirsiniz mesela arkadaşlar. Oralarda da işte sohbet eden, eşlik eden bayan arkadaşlar oluyor yani. Soi Buakhao taraflarında da var böyle. Küçük o gösterdiğim gibi bar tarzı yerlerde de 80-90 bahta, 100 bahta, 120 bahta işte kim ne fiyat koyuyorsa seçenek çok. Ha, gelir burada Agogo'da bir gecede 1000 ya da Club'da bir gecede 1000 dolar da yiyebilirsiniz. Veyahut da 20 dolara, 30 dolara bir gecede eğlenip öyle de gidebilirsiniz arkadaşlar. Seçeneğiniz çok fazla. Para varsa limit yok burada. Limitiniz yok. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Öyle bir ülke. Ha, para yoksa işte bazı şeylerden mahrum kaldığınızı direkt anlayabiliyorsunuz. Lan para olsa şunu da yapardım burada diyebiliyorsunuz yani. Ha, burada da şey var, aklınızda bulunsun gelince. Bakın 7'lerde falan alkol satışları 11'de falan kapanıyor olması lazım. Ha, ne oluyor böyle ara sokaklarda küçük market, bakkal dediğimiz tarzdaki yerlerde de alabiliyorsunuz yine. Ama 7'ler veya büyük marketler saat 11 gibi alkol satışını bırakıyor. Club'lar da gece 3'e kadar falan açık. Normalde önceden sabahlara kadar açık oluyormuş ama birazcık bakın 808 de var. Üst katı disco, alt katı müzik, canlı müzik falan. İşte önceden sabahlara kadar açık oluyormuş ama şu anda nedense saat 3-4 oldu mu gece kapatıyorlar arkadaşlar. Herkes dağılıyor. Sonra işte yemek, dediğim gibi yemek o kadar aktif ki burada. Gece asıl yemek başlıyor yani. Gece yemek kültürü çok iyi burada. Saat 2'de 3'te çıktınız mı? Her yer sokak satıcısı. İstediğiniz şeyi bulabiliyorsunuz. İstediğiniz şeyi yiyebiliyorsunuz. Veyahut da ben normal bir şeyler yemek istiyorum diyorsanız giriyorsunuz işte Grab'dan sipariş veriyorsunuz restoranlardan. Ama bakın gündüz fazla bir şey yok. Gündüz birazcık boş. Evet, bayağı sohbet ettik. Özlemişim valla sizinle konuşmayı. Böyle bilgi arkadaşlar paylaştıkça çoğalır. O yüzden tecrübe ettiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten hani izleyen bazı arkadaşlar ya buralara gelince de yani işine yarıyor. Ya ben de mutlu oluyorum. Ya ne güzel yani birilerine faydalı olabiliyorsak, fayda sağlayabiliyorsak çok güzel. Şimdi hani gece hayatı gibi çekiyoruz, şey yapıyoruz ama ona ilgi duyanlar da var. O bilgiler de o arkadaşlar için geçerli. Ama normal gezmeye gelenler de bunların içinden, bu bilgilerin içinden gerçekten işine yarayacak olan bilgiler var. Phuket'e de direkt gidebilirsiniz ve hatta otobüs, trenle Bangkok'tan Phuket'e de geçebilirsiniz. Onlar zaten öbür videolarda vardı. Ama uçakla geçmenizi Bangkok'tan tavsiye ederim. Otobüs, trenle yani vakit harcamayın. Bu arada havalimanında parası olanlar havalimanında hemen sim kartı alabilirler. 600-700 bahttan falan şey yapıyorlar sınırsız bir ay boyunca. Ama nasıl ekonomik yaparız derseniz havalimanında almayın. Çıkın 7-Eleven'lardan 250 baht, 300 baht civarına bir ay sınırsız internet alabiliyorsunuz sim kart arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada Tayland artık 45 gün yaptı arkadaşlar vizeyi. Normalde bir ay kalabiliyordunuz. Şu anda 45 güne çıkardı. 45 gün sonra da immigration'lara, polis ofislerine giderek en son yani kaçtı, 55 dolara falan tekabül ediyordu. 1900-2000 baht civarındaydı. Bir ay daha süreyi uzatabiliyorsunuz. Ama şu an 45 güne çıktığı için 45 gün mü uzatılıyor, bir ay mı onu bilmiyorum ama bir aydır büyük ihtimalle. Böyle uzattıktan sonra daha da kalmak istiyorsanız yine para vermiyorsunuz. Bu sefer hemen yakın bir ülkeye giriş çıkış yaparak da tekrar uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada insanlar ne bileyim yüzüyor ama daha çok, onu da söyleyeyim size. Önceki videolarda hatırlıyorsunuzdur. Jomtien taraflarındaydık arkadaşlar. Bakın şöyle sahilde göstereyim. Buradan hemen zaten 10 dakikalık mesafe Jomtien plajı. O taraflar biraz daha sakin. Mesela çok fazla Rus da görebiliyorsunuz burada. Ukraynalı, Rus. Onlar da çok fazla gelmiş. Onlar genelde Jomtien taraflarında ev kiralıyorlar veyahut da yer kiralıyorlar. Oralarda daha çok Rusları görebilirsiniz. Oranın plajları daha güzel. Jomtien plajı falan. Ama adada daha çok yüzülecek yerler var. Yani yüzmek için adaya da gidebilirsiniz. Alışveriş merkezleri var. Change ofislerinde dikkat edin. Ya bakın genelde şu anda 34.40, 34.50 o civarlara bozan yerlere bozdurun. 34'ün aşağısına bozdurmamaya çalışın. Parayı nasıl çekeriz İlyas derseniz normal bir banka kartınızda TL hesabında da olsa paranız yani fark etmiyor. Buradaki ATM'lere takarak kartınızdan nakit çekebiliyorsunuz. Baht olarak 220 baht komisyon uyguluyor ve ayrıyeten de tabii ki bahttan dolara, dolardan TL'ye bir çevirim olduğu için de orada da bir komisyonlar kesiliyor bankasına göre. Ama buradaki bankaların hepsi, hangi ATM'ye takarsanız takın, 220 baht komisyon alıyor arkadaşlar. Yani çekmişken bir yüklü çekersiniz. 10.000 baht, 15.000 baht falan. Hani bir kere çektiğinizde verin o 220'yi. Öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Nakit de getirebilirsiniz. İlyas biz telefon alacağız derseniz de şu anda Tayland'a geleceklerin çoğu zaten telefon olayını soruyorlar bana. Burada telefonlar çok ucuz, elektronikler çok ucuz. Bangkok'tan onları da alabilirsiniz. Şu anda iPhone'larda stok ne durumda bilmiyorum ama stok fazla, işte Pro ile Pro Max'lerde stok sıkıntısı her yerde var. Onlara gelince sorarsınız, sipariş verirsiniz, beklersiniz. Burada tax free olayı da var. Aşağı yukarı %7-10 arasında bir tax free alabiliyorsunuz. Tax free'leri havalimanında çıkarken alıyorsunuz arkadaşlar. Daha da uyguna geliyor. İşte Beach Road'da böyle ara sokaklardan Soi Buakhao bölgesine doğru çıkıyor. Gelirseniz böyle gece hayatının daha da şey olduğu Soi Six var. Bildiğiniz S-O-I bir de 6 yazın. Direkt çıkar o cadde. Soi Six diye şöyle bir cadde arkadaşlar. Eski videolarda bilenler bilir orayı da. Bayağı meşhur, ilginç bir gece hayatının olduğu yer. Şimdi bu videoyu izleyenler, eğer unuttuğum veya farklı bir şeyler varsa aşağıya yorumlara da yazın. Yine onları da cevaplamaya çalışayım. Ve farklı istediğiniz video türleri varsa buradan onlar da yazın. Hemen bir şeyler yapmaya çalışalım. Ata'yla da başka videolar çekebiliriz. Sizin de fikir, düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de aklıma geldi şimdi. İlyas biz Tayland'da yaşasak nasıl olur? Tayland'a yerleşebilir miyiz gibi şeyler var. Yani eğer oturum, çalışma gibi bir şeyler almadığınız sürece vizeyi bu şekilde hep yenileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Vizeyi böyle hallederseniz de ev olaylarını nasıl halledersiniz onu söyleyeceğim. Arkadaşlar burada yıllık olarak sözleşme yaptığınız zaman ev fiyatları gerçekten çok uygun. Yani normal böyle lüks dairelerde, binalarda kaç para söyleyeyim size? Aylık şu anda yüksek sezon olduğu için 10.000, 15.000 stüdyolar 10.000 civarında, 10.000 baht yani 4-5.000 lira gibi düşünebilirsiniz. 250-300 dolardan başlıyor aylık olarak, ama senelik sözleşme yaparsanız böyle başlıyor. Yukarılara doğru gidiyor ve çok iyi yerler, içinde işte yüzme havuzu, fitness salonu, her şeyin bulunduğu güzel yerlerden böyle yıllık olarak yer kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Satın alma olayı da var. Satın da alabiliyorsunuz burada. Yani onlar da 1 milyon bahttan başlıyor. 1,5 milyon baht civarında devam ediyor arkadaşlar. Kiralamaları öyle yapabilirsiniz. Çok güzel yerler var. Nereden buluruz derseniz de arkadaşlar, Facebook'un bu satış yerleri var ya, oraya Pattaya diye yapın, kiralık konut diye yapın arkadaşlar. Çevredeki yerleri bulursunuz. Oradan irtibat kurarsınız, sorarsınız, anlaşırsınız. O şekilde de sonra buluşup yere bakıp kontratını yapıp anlaşıp evinizi kiralarsınız senelik olarak. Genelde bir depozito, iki depozito falan alıyorlar. Sonra da her ay ödemeye devam ediyorsunuz. Motor kiraları da ucuz, arabalar da uygun fiyata. Her şeyi yine oradan, Facebook'tan da bulabilirsiniz. Uygun, ucuz bir ülke. Sıcak. İnsanlar da sıcakkanlı. Ben seviyorum yani Tayland'ı ya. Asya'nın cenneti diyebiliriz. Hani şimdi bir Japonya, Kore'ye bakınca evet çok böyle lüks bir şey yok. Ama yine de çok iyi. Ucuzluk konusundan iyi. Oralar biraz pahalı. Yani bizleri biraz zorlayabilir ama Tayland öyle değil arkadaşlar. Tayland ucuz. Şurada çok güzel noodle var da yesek mi diye onu düşündüm. Neyse, birazdan yerim belki. Ya da açım ya. Vazgeçtim. Gelin şöyle sıcak güzel bir şeyler olsun. Bakın bu ablamız bile şavarma takmış burada. Abimiz de Twitch yapıyor herhalde, bilmiyorum. Ha, burası hemen yapıyor böyle sıcak sıcak, taze taze. Hello, can I take video? İngilizce bilmiyorlar. Bakın su böyle kaynıyor. Abimiz burada açıyor. Neredeydi ya o? Beef noodle. Beef noodle. Şundan olsun. Limon tea. Limon tea. Bak şimdi burada hazırlayacak. 150 baht. Ne yapıyor arkadaşlar? Aşağı yukarı 4,5 dolar civarında. 3 kere 5, 15. 4,5 dolar aynen. O civarda bir şey yapıyor. Bütün istediğiniz kalınlıkta yapabiliyor. İncecik de yapıyor böyle. Çok kalın da yapıyor. Okay. Baksana mis gibi oldu. Gitti. Helal olsun be. İşte yetenek. Şimdi hazırlanıp gelecek. Biz de şuraya oturalım. Evet, noodle'umuz geldi arkadaşlar. Bakın şöyle bol bol etli, normal etli, suyu falan böyle şifa niyetine. Çok güzel ya bu. Şöyle sahile doğru mis gibi. Bu arada arkadaşlar el birliğiyle şu kanalı bir 100.000 yapalım. Size zahmet. Bu bilgilerin hatırına abone de olalım. Neyse, bana afiyet olsun. Şöyle o suyundan da mis gibi. Sonra şunu yiyeyim, kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, çok güzel bir gün batımı var. Yine akşam ettik. Umarım bu bilgiler işinize yarar arkadaşlar. Arkadaşlar burası da Soi Buakhao. Görüyorsunuz ortalık cıvıl cıvıl olmuş. Akşam olunca birazdan daha da hareketlenecek buralar. Three Town diye yazarsınız, öyle bulabilirsiniz burayı. Soi Buakhao. Yani Walking'den sonra en işlek yer bura diyebilirim Pattaya'da. Önceki videolardan falan hatırlarsınız zaten. İşte dediğim tür masaj salonları, bakın burada böyle çok fazla masajcılar var. Barlar, böyle butik barlar. Her şey var. Neyse, videoyu da burada kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.